Günün noktası en zor tadımı Sevilay Sultan'la. Üzerimde büyük bir yükle geliyorum. Evet. Değil mi? Evet ve yani. Büyük beklentiler var mı? İçerisindeyim yani artık Sevilay'cığım. O zaman şu gözlükle bakalım. Yani böyle olmuyor. Sağlayayım. Bir imajın var. İmajımızı yavaş yavaş kurtarıyoruz. İlk hafta yırttınız, evet, ikinci haftayı garanti veremem yani. Ispanak pişerken azıcık bir tritli gibi bir şey olur. Hmm. Suyunu bırakır, lezzetini bırakır. Bunu kuru buldum ben. Anladım. Anladım. Ne güzel tarif ettin. Çünkü ıspanak ben yaparım. Belki gerçi benim gelin yapmaz ama benden fazla yer. Da çok sert İltifat olmuş. İltifat mı etti? Benim gelin yapmaz ama benden fazla yer. Yani ben de görmüştür belki. Ona göre yapar yani. Ne diyorsun? Ispanağı beğenmedin? Ispanağı beğenmedim. Evet, biraz zaten acı gibi geldi. Hmm. Bir de şey çok sert olmuş, milföyünde bir şey yok. Kaşar kaşar zaten. Eğer fırınlattılarsa kaşar da beyaz kalmış. Çanak yapmaya da uğraştılar ya, çanak evet, şeklini kızartmasını. Evet, öyle yapmışlar değil mi? Hmm. Yani pek kızarmış ama ben pek şey yapamadım. Anladım ya. Şekerim. Tamam. Şu ıspanağından bakıyorum zaten. Evet, ıspanak. Zaten ıspanaktan dolayı evet, kafadan zaten bir zaten oradan bulacağız. Soğudun. Aynen soğudum. İkinci tabağın. Milföyü yuvarlak yuvarlak bardakla kesmişler herhalde. Hı-hı. Üst üste koyup aynen öyle olmuş. Ne bileyim ben bu ıspanaktan bir şey... Niye acı, acı bir şey mi var bunda? Bu da acı geldi bana. Bu soteyi de beğenmedin, öyle mi? Bak bunun milföyü fena değil. Milföyüne bir şey demiyorum ama ıspanağı gene istediğim gibi değil. Bir de dilimi yaktı bu. Acı yani. Hı-hı. Acı olarak yaktı. Peki. Bakalım ya. Şey çanağını buna göre daha çok beğendin. Çanağı iyi. Tamam. Beşamel sosuna da bir şeydi. Beşamel sosunda beyaz kalmış. Niye bunlar beyaz kalmış beşamel sosları? Hmm. Öyle mi olması gerekiyor? Yani beşamel sos, beşamel sos. Aa. Ne oldu? Bunlar iyi o zaman budun yanında. Bu ne? Bu ne yapmış? Hiç yani bakmama gerek yok. Asla yapmaz benim gelinim yani. Bu ne? Unla bir şey karışmış. O beşamel sos. Bu beşamel mi? Hayatında yapmamış mı bu gelin acaba beşamel sos? Bak ıspanakları iyi doğramış aslında. İyi fena da pişirmemiş ama bu şundan puan alamaz Tüh. Benden. Soteyi beğendim. Sote iyi. Halbuki bak, sote... bunları beğenmemiş. Evet bunun doğranışı iyi de bu şu işi bozdu bir de milföyü de pişirmiş. Tadı güzeldir belki. Fena değil ha. Şey beşameli. Yok hayır onu yemem. Çanağı da bir şey. Çanağı söyle. Pişmemiş belli. Bembeyaz. Yani şunlara nazaran. Fena değil ama şunlara göre bu da hamur. Pişmemiş. Bu da pişmemiş. Şeyi de pişmemiş. Beşameli. Beşameli de pişmemiş. Bu tabak benden puan almaz. Beğenmeye gidiyorsun. Gidiyoruz. Kime puan vereceksin? Ben şunu bekleyeyim de puanlar birbirine çok yakın. Yani birisinin bir atak yapması şart. Vallahi yarın olsun ya. Yatalım böyle hemen uyuyalım kalkalım yarın olsun. Çok merak ediyorum yarın neler olacak. Açayım. Son tabağın. Son tabağım. Bu tabağın görüntüsü diğerlerine göre zaten bir kafadan iyi diyorum. Beşamalı bak hepsinden farklı bu. Yani güzel olarak farklı biraz. Anladım. Beşamal gibi akmış. Nursel Hanım tattıysanız bilmiyorum. Güzel. Tattım. Hepsini tattım. Ama bunda da lezzet var. Bunlar da kuru kuru bir şeylik. Dedim ya hafif bir şeylik olur diye. Bunda var o. Bakın şey altı da hafif ıslanmış. Yani. Azıcık bir suyunu bırakır, lezzetini bırakır.
Bunun da sotesini beğendin, onun da beğendin. Bu da fena değil, bak hemen hemen aynı. Ama şuradan ve milföyünden işi kaybediyor. Buna vermem zaten. Lezzetli olsa da vermem. İçinin lezzetini beğendim. Hafif dediğim gibi lezzetini bırakmış yani ortasına. Bir de milföye bakalım. Kızarması iyi. Pişmiş. Milföy de pişmiş. Çiğ değil. Yani sadece dışı kızarmamış. Çok mu beğendin? Ben bunu beğendim de Nursel Hanım şu içindeki neydi onu arıyorum ya. Şimdi söyleyecek sana gelinler merak etme. Kimseye söylemedim o yüzden... şey yapamayacağım. Söyleyemeyeceğim. Sevilay Sultan. Biber, soğan. Göster marifetlerini. Hadi bakalım. Dün gelinini buldun. Bir ben buradayım dedin. Dün buldum da. Şuna bir kafadan hemen biri vereceğim. Üçüncü tabak 1 puan. Son puanlar telafisi yok. Şu dilime acıdı ve bunda da lezzet yoktu. Evet. Bu da 1. İkinci tabak 1 puan. Yarın final. 5-10'a veriyorum zaten. Onu beğendim. 4. tabak 5 puan. 1 ya bu da final ne olursa. Vay. 1. tabak 1 puan. Neye ne güvendin acaba? Ama ıspanak bir tek o lezzetli. O da. Ama onu nasıl vereyim? Ben ne lezzetliler gördüm de bir şeyi var diye biri bastım burada. Çok. Evet şekerim. 3 tane 1. Sabaha kadar açsak bitmez. Konuşması da bitmez. Bakalım kimmiş bu gelin? Acaba kim bu gelin? Aç Sevilay Sultan. Miyase çıkarsa görürsün. Yok canım hayatta aç, yapma. Aç aç. Merve Adalı. Nazar mı değdi sana acaba? Yok. Gerçi bana göre pek güzel yapmıyordun zaten. Yok, senin zaten ağzının tadı olmadığı için öyle geliyor olabilir Sevilay teyze. Ben gerçekten beşamel sosu ya bir şeylerin arkasına sığınmayacağım ya. Ben de şok oldum. İnan hayatımda ben öyle bir beşamel sosu yapmadım ama ıspanağımdan lezzet aldın. Ispanak fena değil ama yine de vermezdim. Beşamelin güzel olsa da vermezdim. Çünkü şeyim bembeyaz pişmemiş. Neyim bembeyaz? Milföyün. Fırının azizliği olamaz mı bu? Böyle de çıkarmaz benim gelin beşamel sosu ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben beşamele ekstra un katmadım. Ekstra ilave süt katmadım. Gerçekten ben de şoktayım beşamel tamam, öyle nasıl oldu. Edeceksin. Ama en azından ıspanağın lezzetini beğendiniz. Sadece hayır. 3 numaraya çok güzel doğranmış, lezzetli dediniz. En azından 2 ya da 3 verebilirdiniz. Madem lezzetli tabak arıyorsunuz ya bir şeyleri bana göre o hatalı tabak vermem. Lezzetli de olsa vermem. Tamam ben ne yaptım mesela? Ekstra ne yapmış olabilirim ki onu o hale getirdim i̇şte mesela? İşte sana soruyorum ya. Yani acaba ne yaptım? Un mu ilave ya gerçekten ekstra. Ne yaptın bir aydınlatsana yani, beni. Kızların yani acaba beşamalının yanında yani unu suyla şey yapıp topak yapıp koymuş gibi. Suyla. Unu, yani sütle mi neyle? Unu önce kavurduk tereyağıyla sıvı yağla kavurduk ki beşamel beyaz olur. Beşamel hani niye bu renk dediniz ya hepsine beşamel de dediniz. Beşamel sos demedi. Beyaz bir sostur. Normalde evet çok fazla kavrulmaz. Sarı bir renk olana kadar kavrulur. Sarı renk evet. Unumu sarı bir ama şekilde bu kavurdum. Beyaz. Ben sütümü ekledim. Zaten bak beşamel sos beyazdır. Bunu yazın bakın. Beşamel sos beyazdır. Un sarı olana kadar kavrulur. Beşamel sosun ya anne da. Pişmemiş tabağını evet. Sen daha ne çeneni yoruyorsun ya pişmemiş. Ya senin kayınvaliden. Sen orada pişmişe de bir ver. Pişmişse de bir veriyor. Pişmese de bir veriyor. Ben ya. Lezzetli tabağı kesinlikle yüksek verdiğine inanmıyorum. Siz sadece gelininize odaklısınız. Neye odaklı olacak? Ama hani lezzet arıyor diyorsunuz. Devam ediyorum. Lezzetini aram. Devam ediyorum açmaya. Çekirge 1 sıçradı. Şimdi ikincisinden sıçrayabilecek miyiz onu öğrenelim. Sevilay kayınvaliden bunun ıspanağını beğenmedi sotesini. O yüzden sanırım da 1 verdi. Bakalım bu kim? İkinci 1 puan alan gelinimiz son kayınvalidem olduğunu düşünürsek gerçekten çok can yakacak. Aç görelim. Tuğba gelinin. Onun başında durdun dedin ki son gün 1 vereceğim dedin. Aslında ona 1 puan vermeyi düşündün. Bir acılı düşündüm falan. Doğru. Düşündün. Neden vermedin? Aslında gerçekten son gün. Son gün diye vermedim işte. Aslında ona da bir 3 vermeyi yani, düşünüyordum. Evet bizim de hakkımızı bana herkes gelip beğenip birileri verip kayınvalide dahil siz de dahil. Bugün finale yakın olmasaydı evet. Verecektim ona. Herkes gelinini ararken evet. Benim kayınvalidem sizin gelininizi arıyor. Yapacak bir şey yok. Benimki de. Farklı bir şey mi?
Ya, benimki de kalkıp biri vermişti. Seninki lezzetsize veriyor. Benimki, seninkini tamamen size arıyor. Yani benimle bir alakası yok onun. Yani bir üç verebilirdin diye düşünüyorum. Çünkü düşündün, son gün deyip ona bir verdin. Bak yani ben ondan bir beklentideydim sende. Bir sinir oluyorum ya. Yani. Şu an seni dinlemiyor. Şu an hala Miyase o tabakta. Evet, şimdi bir şey söyledi. Odaklı. Bunda değil mi acaba diye düşündüm. Yani şimdi iki tane birbirine benzettiğin tabak var renk olarak. Birbiriyle alakasızlara yakın puanlar veriyorsun da birinin rengini açık buldun. Ona vermeyi düşündün de ikiye niye vermeyi düşünmedin? Miyase sert, sen sert. Şimdi. Ya sertsin. Ispanağını da beğenmedim ya. Aferin sana. Acı geldi. Sen, acı, dilime acı geldi. Karabiber var. Hayır öyle acı değil. Ben karabiber bunda da var, onda da var. Evet benimkinde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ispanak acılığı olur ya, tam kavuramazsın onu. Kızlar biri rahat olun. Acı. Sizin hıncınızı benden almış olacak. Biri acı tamam, dar, biri kokuyor dar. Sizin bana 5 verdi. O da bana biri çakacak şimdi. Rahatlamış olacak. Biri acı diyor, biri kokuyor diyor. Biz sizin için ne yapacağız? Vallahi dilimde hala acılık var bak. Ya enteresan. Yalnız ben hepsine özellikle de dikkat ettim. Hepsinin kesme oranları aynıydı. Hepsinde aynı eforu sarf ettiniz biliyor musunuz Sevilay teyzeciğim? Çünkü hepsi sertleşti. Belli ama bir ona, dakika geçti ona üzerinden. Ona mesela benimki gibi düşünmedi. Ona direkt bir dedi zaten. Evet. Hani çok enteresan ya. Genelde ıspanaklarına baktım zaten. Ben ama şunun ben zaten milföy pişmemiş bu bir. Bu sert sert. Sevilay teyze, Miyase ile ben kaldığım için konuşuyorum. Bugün Miyase ile benim tabağımı yakın bir tabak buldular biliyor musun? Artık hangisinden ben çıkarım onu bilemem ya ama. Ya bence Merveciğim. Neredeyse aynı de, dediler. Es yapsan da. Ben konuşsam çünkü benim tabağım. Konuş. Kendi tabağım. Neden durmuyorsun ben de onu anlamadım zaten. Evet. Yani burada yanan ben oldum. Evet. Senin tabağına bir kere puan vermeyi hiç düşünmedi. Benim tabağım nereden biliyorsun? Belki bana en azından son gün diye bir dedi. Çünkü puan son vermeyi gün diye, evet. Benim oradan olduğum nereden biliyorsun? Öbür Merve'yle karıştı. Şimdi Dana'nın kuyruğu kopuyor. Bir tane, bir tane birimiz kaldı. Birazcık yani harcamış olabilirsin bu tabağı. Bunun sotesini ama beğendin. Hayır şey ağzımı yaktı ya. Dilimi yaktı. Ne yapsın kız ona? Sotesini beğendi. Milföyü gayet güzel kızarmış dedin. Kızarmış dedim. Heh. Günün en değerli 5 puanı rakip gelinimiz Merve'ye mi gitti yoksa kendi gelinimizi bulduk mu? Sevilay kayınvalidem yine gelinine bir mi verdi acaba? Şu tabak beni korkutuyor. Hazır mısın? Geri mi dönüyorsun? Gerçekten gitmeye mi yaklaşıyorsun? Açıyorum. Aç. Tıramadım. Tım. Aç. Ya şunu ama yok ya. Aç aç. Neyse ne. Ne ya? Vay vay. Aferin kız. 3 tane bir. Onu da açayım. Gördün mü? Ben seni ıspanağı biliyorum lezzetli yaparsın. Yönetmenim müzik alabilir miyim?